Herkese merhabalar. Yeni bir TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programıyla karşınızdayım. Ben Çiçek Çizmeci. Bu haftada yine Türkiye'deki ve dünyadaki trendleri ve gelişmeleri sizin için derledik. E, bu hafta 23 Nisan sebebiyle de ayrıca e, tüm çocukların ve kendini çocuk hissedenlerin e, bayramını kutlamak isterim. Ve hemen programımıza başlayalım. Tabii ki yapay zeka ile başlayacağız. Yapay zeka yarışına Amazon da giriyor ama farklı bir şekilde giriyor. Yeni pl platformu Bedrock'ı tanıttı e, ve bu yeni bir üretken yapay zeka ve bu şekilde de artık yapay zeka yarışına katıldığını belirtmiş oldu. Nedir peki bu Bedrock? Bedrock e, yapay zeka tarafından oluşturulan metin ve görüntüler için bir bulut hizmeti sunuyor. Nedir peki bu? Yani aslında e, ChatGPT, Midjourney ya da Dolly gibi e, Programları düşünün. E, o programların bir bulut sisteminde olduğunu ve yazılımcıların ya da şirketlerin kendileri için bunları kullanarak ayrıca geliştirebildiğini düşünün. Yani aslında işletmelerin ya da kişilerin kendileri için yapay zeka platformları geliştirebilecekleri e, bir bulut hizmeti oldu. Google ve Microsoft'un ardından tabii ki Amazon'un da geri kalacağını düşünemezdik. Amazon'da hızla büyüyen bu üretken yapay zeka yarışına katıldı ve Bedrock platformunu tanıttı. Müşteriler kendi yapay zeka modellerini oluşturabilecekler. İşletmeleri ve geliştiricileri hedefliyor. OpenAI, ChatGPT ve Dol E2'ye bulut tabanlı ve yapılandırılabilir bir alternatif olarak düşünebilirsiniz bunu. Peki neler hangi e, altyapıları kullanıyor? Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services bu hafta yaptığı duyuruda e, özellikle AI 21 Labs, Anthropic, Anthropic de bu arada e, Open OpenAI'dan e, ayrılanların e, kurduğu bir şirketti. Onların Cloud isimli bir sohbet robotu vardı. Stability AI ayrıca yine metinden e, görsel üreten e, bir hizmet sunuyor bir yapay zeka. Bu üç şirketin ve bu gibi şirketlerin modelleri aracılığıyla müşterilere yapay zeka aracı geliştirme imkanı tanıyabileceğini belirtiyor. Böylelikle artık şirketler kendi içlerinde bu tip yapay zekaları geliştirebilecekler ve farklı şekilde de kendilerine entegre edebilecek ve kullanabilecekler. Hatırlarsanız geçtiğimiz programda size Türksel'in Gönül Bağ projelerinden bahsetmiştim. Deprem gibi felaketlerin tesirleri sonraki süreçlerde de devam ediyor ve insanları etkiliyor. En çok etkilenenlerin başında da çocuklar geliyor. Türksel çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için bölgedeki çocuklara özel çeşitli projelere imza atıyor. Türksel Gönül Bağı projesi kapsamında 11 lokasyonda bulunan çadır kentlerde 32 gün boyunca sürecek eğitici ve öğretici aktiviteler gerçekleştiriyor. Türksel Akademiden psikolojik danışmanlık eğitimi alan 22 kişilik destek ekibiyle gerçekleştirilen etkinlikler arasında pedagoglar tarafından seçilen filmlerin TV Plus'ta gösterimi, Game Plus'ta çocuklara özel oyunlar ve eğitmenler eşliğinde özel hazırlanmış parkurlarda temel bisiklet eğitimi gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor. Türksel hayata geçirdiği projelerle bölgedeki çocukları da unutmuyor. Bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için unutmak yok diyor. Apple 2025 yılına kadar tüm pillerde %100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanacağını açıkladı. Ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını iki katına çıkaran Apple, 2025 yılına kadar da ambalajlarda plastik kullanımını da ortadan kaldırmak istiyor. Apple başkan yardımcısı yaptığı bir açıklamada ürünlerimizde %100 geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeler kullanmak için çalışıyoruz. Çünkü 2030 yılına kadar karbon nötr ürünler elde etmek hedefimiz diye konuştu. Bu arada e, kobalt nedir diye soracak olursanız aslında e, bir element e, doğal olarak da bulunuyor ama daha az bulunuyor. Bu arada Türkiye'de de e, emarelerine rastlandığı söyleniyor. Mesela ülkemizde Bursa Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Sivas, Uşak gibi yerlerde illerimizde de ayrıca emarelerine rastlanmış. Sert ve koyu bir renge sahip ve ayrıca pek çok alanda da kullanılıyor ve kullanımı da özellikle şirketlerin ya da ürünlerin geri dönüştürülebilir olmalarında ya da karbon nötr olmalarında da yardımcı oluyor. Gelelim şimdi Elon Musk'a. Elon Musk'tan konuşmasak olmaz. Geçtiğimiz haftaki programda aslında kendi yapay zeka şirketini kurduğunu bir dava vesilesiyle anlamıştık, onu konuşmuştuk. Kendi yapay zirke, Yapay zeka şirketini kurdu ortaya çıktı. X XAI Corp adında bir şirket kurdu. Uzun süredir de aslında işte bu Future of Life Institute ee, gelecek Yaşam Enstitüsü ile beraber, bir vakıfla beraber bir açık mektup yayınlamışlardı ve yapay zekanın e, gelişimine aslında biraz e, temkinli yaklaşılması gerektiğini, 6 ay boyunca durdurulması gerektiğini söylüyordu. Fakat bir yandan da e, anladığımız üzere hız kesmeden de kendisi yapay zeka konusunda e, girişimlerine devam ediyor. Peki neler yapıyor? Bu arada biliyoruz ki X ismine de ayrıca bir... E, hayranlığı var. İşte SpaceX ya da Tesla modellerinde X var. Şimdi de XEA yani her şirketinde bir X geçiyor muhakkak. 9 Mart 2023 tarihinde kurmuş ve yönetim koltuğunda bulunuyor. Hatta geçtiğimiz gün bir röportajı vardı ama o röportajına sordular pek bir cevap vermedi bu yeni kurduğu şirketle ilgili olarak. Fakat şunu biliyoruz, XAI Corp'un baş isimlerinden biri olarak görülen bir bilim insanı var. Igor Babushkin isimli ee, ve birkaç kişi daha var. Onlar da eski DeepMind e, araştırmacıları. Dolayısıyla onları da şirkete e, kattığını biliyoruz. Demek ki bu konuda kendisi de bu yarışa katılacak. Ayrıca 10.000 GPU satın almıştı. Onu da geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Dolayısıyla yakın zamanda ondan da bir atak göreceğiz herhalde. Zaten her türlü böyle yenilikte kendisi de muhakkak oluyor. Bu arada Elon Musk'ın diğer bir şirketi olan Twitter'da ise neler oluyor? Blue aboneleri için 10.000 karakter uzunluğunda tweetleri kullanıma sunduğunu açıkladı. geçtiğimiz Şubat ayında 280 karakterden 4000'e yükseltmişti Twitter Blue aboneleri için. Şimdi o 4000'i de 10.000 karaktere yükseltti. Ayrıca bir de kalın ya da italik metin biçimleri desteği de vereceğini söylediler. bu değişiklikle beraber Twitter'ın bu Substack isimli bülten bülten var. O platforma benzemeye çalıştığını ve onunla rekabet etmek için asla tasarlanmış bir tasarım olduğunu söylüyor bazı gazeteciler e, Bu arada Ayrıca Twitter artık bir sosyal medya olmaktan ziyade bir daha çok haber de alabildiğiniz bir medya gibi oluyor ama bu eklemelerle beraber de pek çok abonenin de e, hoşuna gitmediğini bu uzun karakterli yazıları okumak istemediğini söyleyenler de var. E, Information isimli bir yayıncı tarafından bir, bildirilen veriler de Twitter Blue'nun abone çekmekte zorlandığını gösteriyor ve diyorlar ki hizmetin küresel abone sayısının 290 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Twitter'ın geçen yıl bildirdiği günlük aktif kullanıcı sayısı ise 250 milyon kişi. Yani bu da aslında sadece daha doğrusu binde bir anlamına geliyor. Yani çok fazla Twitter Blue ya da insan çekemedi. 10 bin karakterde benim fikrimce biraz uzun. Instagram'da da bu arada biraz değişiklikler var. Instagram'a da bakalım neler oluyor. Özellikle reel kısmını e, biraz daha özelleştirmeye başladılar. Tabii TikTok'la yarışıyor. Dolayısıyla TikTok'la yarışırken de işte farklılıklar e, geliştirmeye ya da TikTok'un yaptığı yenilikleri almaya çalışıyor. Şimdi reelslara girdiğiniz zaman en çok trend olan şarkıları görebiliyorsunuz. İşte ne kadar trend olduğunu ya da en çok trend olan hashtagleri görebiliyorsunuz. Bunun için ayrı bir sekme sunuldu. E, ayrıca seslerin kaç kez kullanıldığını görebiliyorsunuz. Yani popülerliğin yanı sıra ne kadar popüler. Onları kullanabilir ya da kendi sesinizi de kaydedebilirsiniz. Ayrıca Reels'lar için de e, böyle daha doğru zamanlamalar yapmamızı sağlayacak yeni bir güncelleme ile böyle video klipleri, sesleri çıkartmaları ya da metni e, düzenlemek için de e, ayrıca bir kontrol seçeneği sunuyorlar. E, bir de istatistik alıyorsanız eğer yayınlanan bu güncellemeyle beraber içeriklerin nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamak için toplam izlenme süresi ve ortalama izlenme süresi olmak üzere de iki yeni ölçüm sekmesi eklediler. Bunu da bence özellikle içerik üreticilerin kullanacağını düşünüyorum. Reel'ları yapmak için de böyle yardımcı olan araçlar çok daha hızlı reel'lar yapmamızı sağlıyor. O açıdan da daha motive edici olduğunu söyleyebilirim. Gelin biraz uzaya çıkalım. Biraz uzaydan dünyaya bakalım. Hem de uzayda neler oluyor biraz o, o bilgilerle faydalanalım istiyorum. Avrupa Uzay Ajansı JUICE isimli roketini fırlattı ve bu roket Jüpiter'e gidecek. Ne yapacak peki? Jüpiter'i ve Jüpiter'in uydularını araştıracak ve tüm bu araştırma 8 yıl sürecek. Geçtiğimiz gün hava koşulları nedeniyle JUICE görevi iptal edilmişti. Dolayısıyla 14 Nisan'da gerçekleştirildi. JUICE'un ismi de Jüpiter Icy Moons Explorer. Yani Jüpiter buzlu aylar... E, gözlemcisi, araştırmacısı diyebiliriz. Görevin adı da Juice. Hem gezegenin kendisinin hem de buzlu uyduları, 3 e, tane uydusu var, onların gözlemlerini yapacak. Bu uyduların e, buzla kaplı olduğu ve yüzeylerinin altında devasa okyanusların olduğu varsayılıyor. Bu dev sıvı kütlelerinin içerisinde de yaşamın barındığı düşünülüyor. Böylelikle de işte başka bir yaşam var mı o bakılacak. CUS bu uydulardan bazılarının 200 kilometre yakınına kadar inecek ve elde ettiği verileri bize yani Avrupa Uzay Ajansı'na gönderecek. E, verileri ise üzerinde bulunan bir yüksek çözünürlüklü bir optik kamera var. Bu kamera sayesinde de görebiliyor olacağız. CUS bu arada yaklaşık 10 ton ağırlığında eğer merak ediyorsanız ne kadar büyük olduğunu ve hali büyük bir kütleye sahip. Fırlatıldıktan sonra da 2031'de Jüpiter'in yörüngesine girmeden önce Venüs'ün ve Dünya'nın yanından geçecek. Hatta Dünya'nın yanından 3 kez geçecek. Jüpiter bu arada Güneş sistemimizden 5. sırada yer alıyor. Ve en büyük bu arada gezegen. Avrupa Uzay Ajansı'ndan JUICE isimli bir roket fırlatılırken Türkiye'den de bir uydu fırlatıldı yerli İmece uydusu uzaya fırlatırdı. Türkiye'nin yerli ve milli gözlem uydusu bu İmece e, uydusu. E, ve nasıl fırlatıldı? E, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gitti. 11 Nisan'da uzaya gönderilmesi planlanıyordu. Fakat hava koşulları nedeniyle uçuş 3 defa ertelendi. E, sonunda ama e, fırlatıldı. Ve uydu 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak. İki hafta içerisinde de ilk yüksek çözünürlüklü görüntüsünü kaydedecek ve bize gönderecek. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen imece %60 yerliliğe sahip. Türkiye'nin daha önceki yerli gözlem uyduları Bilsat, Rasat ya da Göktür 2 gibi uydularından elde edilen tecrübeyle bu imece geliştirildi. Ee, şimdi bu İmece sayesinde de elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler savunma, afet yönetimi, çevre şehircilik, tarım ve ormancılık için kullanılacak. Bu açıdan da çok çok önemli. Bazen işte afetler, işte savunma durumlarında daha hızlı ve net görüntüler almak bayağı kıymetli. Şu anda bu ile beraber Türkiye'nin 5 haberleşme olmak üzere 4'ü de gözlem olmak üzere 9 aktif uydusu uzayda görev yapıyor. İmece bu arada 5 yıl hizmet ömrüne sahip ve 800 kilogram ağırlığında. Bu da bizim yerli gururlarımızdan bir tanesi. Gelelim şimdi Çin'e. Çin'de neler oluyor? Çin'de çok fazla bilgi alamıyoruz ama işte aldığımız zaman da hemen üzerine konuşmaya başlıyoruz. Çinli bir şirket var ismi Didi geçtiğimiz günlerde sanal bir etkinlikte yenilikçi bir robot taksi konseptini piyasaya sürdü. Didi Neuron isimli. Bu fituristik araç bagaj taşımaya veya e, su şişeleri gibi eşyaları almaya yardımcı olabilecek bir robot kola sahip e, ve böylelikle yolcu deneyimini e, kat be kat pekat arttırmayı amaçlıyor. E, bu Didi araçlarının bakım hizmetlerini de ayrıca otomatikleştiriyor. Hatta bir videoda şirketin otonom arabalarının hizmet merkezinde yıkanırken, şarj olurken ya da kontrol edilirken görüntülenmiş ve insan müdahalesi olmadığı gözlemleniyor. Didi'nin hedefleri sadece insanları taşımakla sınırlı değil. Ayrıca etkinlikte e, kalabalık bir alana katılan CargoBot adında da yeni bir otonom kamyonet işini duyurdu. E, ve 2025 yılına kadar da çalışır durumda olmasını amaçlıyor. 2025 bir hayli yakın bir tarih. Bakalım görebilecek miyiz bu kadar yakın bir tarihte hem bu tip kargo taşıyan da insan taşıyan araçları göreceğiz. Ama çok heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. Çin'le ilgili olarak biraz böyle başı dertteydi geçtiğimiz senelerde. Ee, Didi'nin otonom araç yolculuğu 2016 yılında başladı. Fakat Didi son yıllarda bazı engellerle karşılaştı. Nedir o? 2021'de şirket e, Amerika borsasına açıldığı sırada Çinli düzenleyicilerin isteklerine aykırı olduğu için ee, pek çok uygulamasını, uygulama mağazalarından kaldırmak zorunda kaldı. Ee, dolayısıyla ve biraz da biraz değil aslında bayağı 1.2 milyar dolarda para cezası ödemek zorunda kaldı. Ayrıca New York'tan da ayrıldı. Orada bir merkezi vardı. Ee, dolayısıyla e, Amerika'dan ayrıldığını söyleyebiliriz. Ve şimdi daha çok Çin'e odaklanan e, ve Çin'de iş yapan bir şirket. Bakalım ne zaman göreceğiz? 2025 yılında görebilecek miyiz onu havada göreceğiz. Bu arada OpenAI'dan konuşmasak olmaz. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'a geçtiğimiz günlerde MIT'de yapılan bir konferansta GPT-5'i eğitmeye başlayıp başlamadığını sordular. O da GPT-5'i daha eğitmeye başlamadıklarını, herhangi GPT-4'ten veriler alıp böyle bir eğitime başlamadıklarını, bunun için daha zaman olduğunu söyledi. Ee, ve özellikle... Bu açık mektup soruldu durdurulmasıyla alakalı. O da e, duraklamaya ihtiyaç e, neden duyuyoruz? Hani bununla ilgili e, çoğu konu bence havada kalmış. Ben çok anlamadım demiş. E, ve şu anda da GPT 5i e, eğitmediklerini, onunla ilgili herhangi bir eğitime başlamadıklarını ve bir süre daha olmayacağını söylemiş. Hatta özellikle güvenlik konusunda GPT-4'ün gerçekten güvenilir olduğunu inandıktan sonra ancak gelişmelere başlayacaklarını ve bununla ilgili de farklı uygulamaların GPT-4 ile ilgili olarak da e, güvenlikle alakalı olarak farklı uygulamaların da önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacağını söylemiş. En çok merak ettiğim konulardan biri bir yapay güneşimiz olacak mı dünyada? Çünkü bununla ilgili olarak dünyanın farklı ülkelerinde çalışmalar oluyor. Tokamak denilen e, reaktörler üzerine çalışılıyor. Çin'in yapay güneşi 403 saniye çalışarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Çünkü Mayıs 2021'de e, 101 saniyelik rekor kırmıştı. Bu sefer neredeyse 4 katına çıktı. Ee, ve bu tokamak sayesinde de işte günün birinde sınırsız dünyada bir güneş gücümüz olur mu? İşte aslında bunun deneyleri yapıyor, yapılıyor bu reaktörler sayesinde. E, ve bu çok kritik bir konu çünkü bununla beraber de enerji ihtiyacı konusunda pek çok engel de aslında ortadan kalkmış olacak. E, fosil yakıtlara da dayanmak gerekmeyecek çünkü böyle bir sınırsız enerji olmuş olacak ama buna hala araştırmacılar ve bilim insanları daha uzak olduğumuzu söylüyorlar. Bu 403 saniyelik rekora da e, 120 bin deneme sonrasında varılmış. Güneşten yayılan enerjinin kaynağı olan nükleer füzyon yani bu tokamak işte bu nükleer füzyonu yaratmaya çalışıyor. Ee, süreç sonucunda karbon emisyonu veya radyoaktif madde üretmediği için dünyada da nihai enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. İşte bu yüzden de zaten bu çalışmalar yapılıyor. Bu bir hayal değil işte Çin araştırmacılar da bu yönde Gerçekten takdire şayan ilerlemeler kaydediyorlar. Geçen Ocak ayında da East isimli tokamak başka bir deneyde yüksek plazma sıcaklığında 1056 saniye çalışarak rekor kırdı. Ama bu iki rekor farklı. Bu sefer reaktörün çalışma süresi daha kısa olsa da yani o 1056 saniyeye göre daha kısa olsa da başarının önemi reaktörün yüksek sınırlandırma modunda çalıştırılmasında kaynaklanıyor. Bu modda parçacıkların sıcaklığı ve yoğunluğu büyük ölçüde artıyor. Bu da gelecekteki füzyon enerjisi santrallerinin daha yük, yüksek işletme verimliliğine ulaşmasında önemli bir adım e, olarak e, söyleniyor. İlk olarak bu arada bu tokamak 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği tarafından icat edilmişti. Kısa zaman sonra da tokamaklar dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim insanları tarafından kullanılmaya başlandı. İngiltere'de de ayrıca bir Joint European Torus isimli yani kısaca JET isimli bir tokamak yer alıyor. O da dünyanın en büyük ve güçlü çalışan tokamaklarından bir tanesi. Biraz da yine güzel haberler verelim istiyorum. 2022'de küresel elektrik üretiminin %12'si güneş ve rüzgardan sağlandı. Bu çok güzel haber. Bu oran temiz enerjinin elektrik üretiminde aldığı en yüksek pay olarak kayıtlara geçti. Yani ilk defa temiz enerji küresel anlamda en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel elektrik talebinin %93'üne denk gelen 78 ülkenin verileri incelendi. Nükleer ve hidroelektrik enerjide dahil edildiğinde bu küresel elektriğin yüzde hatta 40'ına yakını temiz kaynaklardan elde, edildi, elde edildiği kaydedildi. İlk kez fosil yakıtların elektrik üretimine katkısında da düşüş görüldü. Bu da yine çok çok güzel haber. Bu veriler Küresel Elektrik İncelemesi 2023 adlı raporda yayınlandı bu arada. Raporda rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının 2021'e oranla 2022'de %10 ayrıca artış kaydettiğine yer verdiler. Rüzgar enerjisindeki artışın neredeyse yarısı. Güneş enerjisindeki artışın da %40'ı bu arada Çin'den geldi. En hızlı büyüyen elektrik... Üretim kaynağı ise güneş enerjisi. Yani dünyada en fazla güneş enerjisi e, üretiliyor ve en fazla o yer alıyor. Güneş enerjisinin elektrik üretimine katkısı 18 yıldır üst üste giderek artıyor. E, şu an için elektrik üretimine katkı sağlayan bu arada en büyük kaynak hala kömür. E, 2022'de küresel çapta elektrik üretiminin yüzde 36'sı bu arada kömürden sağlanmış. 2022 yılında Türkiye'nin elektrik üretimine bakacak olursak Türkiye'nin nasıl olmuş peki? %34.6'sı kömürden gelmiş, %22'si doğalgazdan, %20'si hidrolik enerjiden, %10'u 10.8 rüzgardan, %4.7'si ise güneşten, %3.3'ü jeotermal enerjiden ve %3.7'si ise diğer kaynaklardan. Yani özetle Türkiye 2022'de elektrik üretiminin yüzde 15 buçuğunu güneş ve rüzgar enerjisinden sağlamış, Jeotermali de eklersek neredeyse yüzde 20'ye geliyor, e, kömür enerjisi de yüzde 34 seviyesinde. Yani e, yenilenebilir enerji anlamında önemli ve güzel e, bir yükseliş var. Bununla beraber de e, kömüründe, gitgide azalacağını umut ediyorum. Yenilenebilir enerjilerden konuşmuşken iklim krizinden konuşmazsak olmaz. İklim kriziyle beraber de yeni yeni kelimeler ekleniyor e, dağarcığımıza. Bunlardan birisi de plast banta. Nedir plast banta? İnsan ve çevre sağlığı için plastik kullanımını azaltmak yani plastik diyeti, plastik detoksu anlamına geliyor plast banta. Peki nasıl yapacağız plast bantayı? Ben bunun için 7 tane size öneride bulunacağım. Bu aklımızın bir köşesinde olması için. Hepimiz de zaten bunları biliyoruz. Bunlar sadece bir hatırlatma olsun istiyorum. Çünkü küresel karbondioksit seviyemize bu haftaya yine bakacağız ve üzücü haberlerimiz var o konuda. O yüzden bu konuya eğilmek önemli. Ne yapabiliriz peki plastik diyeti için? Yani plast banta için alışveriş yaparken plastik poşet satın almak yerine artık file çanta ya da bez çanta tercih edebiliriz. Neden? Çünkü her yıl dünya çapında yaklaşık 500 milyar plastik poşet kullanılıyor. Dakikada yani 1 milyondan fazla plastik poşet kullanılıyor. Bu çok çok üzücü. Ayrıca plastik şişe su satın almak yerine mataraları artık yanımızda taşımamız gerekiyor. Dünya çapında çünkü dakikada 1 milyondan fazla plastik şişe su satılıyor. Plastik saklama kapları yerine artık cam, metal saklama kapları tercih etmeliyiz. Plastik pipet yerine bambu ya da metal ya da cam pipetler tercih etmeli. Onları yanımıza taşımamız gerekiyor. Çünkü sadece Amerika'da günde 500 milyon tek kullanımlık plastik pipet kullanılıyor. Plastik diş fırçası yerine artık bambu diş fırçası tercih etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü diş fırçalarının 3 veya 4 ayda bir değiştirildiğini düşünürsek eğer, dünya nüfusunun da işte e artık 8 milyar olduğunu düşünürsek yılda ortalama 23 milyar diş fırçası, 24 milyar diş fırçası anlamına geliyor. E, poşet çay da ayrıca bu arada e, zararlı e, doğa için. Onun yerine demleme çayları tercih etmemiz gerekiyor. Ya da işte e, suda çözünen böyle poşetlere sahip çayları tercih etmeliyiz. Her bir poşet çay yaklaşık 13 bin mikroplastik parçacığı suya geçiriyor. O da işte sonra deniz canlıları tarafından yeniyor hem onların hayatına kastediyor hem bizim hayatımıza kastediyor. Ve son olarak da kadınları ilgilendiren menstrual hijyen ürünlerinde yine çevre dostu markalardan satın almamız önemli. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine küresel karbondioksit seviyesine bakacağız. Ve bütün haftalık değerlerin en yüksek değerine ulaştık maalesef. 9-15 Nisan haftasında. İlk defa 422.89 ppm seviyesine ulaştık. Bütün hayatımız, yaşantımız dünyanın yaşantısı boyunca diyelim. Bir sene öncesine baktığımızda neredeyse 420 ppm seviyesindeymiş. Ve biliyoruz ki eğer 450 ppm seviyesine gelirse dünya sıcaklığı o zaman dünya ortalama olarak 2 derece ısınacak. Bazı yerler çok daha fazla ısınacak. Bu sadece ortalama bir 2 derece değeri. Dolayısıyla işte biraz daha bu konuda kişisel olarak ya da çalıştığımız şirketler seviyesinde, hükümetler seviyesinde, devletler seviyesinde harekete geçmeli ve o konuda da bir şeyler yapmalıyız. Bu her hafta programı kapatırken de bunu özellikle hatırlatmaya önem veriyoruz. Umarım güzel bir hafta olur. 23 Nisan'ınızı tekrardan kutlarım. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>